Herkese selamlar. C++ eğitim setimizin 13. dersiyle birlikteyiz. Bu derste condition konusuna devam edeceğiz. Koşullu ifadelerimizden if else'i geliştirmeye çalışacağız. Ben bir sayının negatif mi yoksa pozitif bir sayı olduğunu koşullarla öğrenmek istiyorum. O halde hızlı bir şekilde RAM'den number adında bir variable oluşturup integer türünden 4 baytlık bir yer ayırmasını söyledik ve dedik ki bir sayı girin dedik ve o sayıyı cin ile girecek. Geçen derslerde bunları görmüştük. Şimdi asıl dikkat etmeniz gereken nokta if number büyük sıfırsa yani buradaki veriyi bunun sıfırdan büyükse ekrana şunu yazdır. Tabii burada backslash n'lerimizi de bırakırsak bence son derece makul olacaktır. Your number is positive. Yani senin sayın pozitiftir diye ekrana mesaj etsin. Değilse number sıfırdan büyük değilse o halde senin sayın negatiftir diye bana bir bildirimde bulunsun. Tabi tekrardan noktalı virgülü unuttuk. Semikolon'u unutmak gerçekten utanç verici. Bu ikinci kez oldu sanırım. Burada 7 sayısını gireceğim. Bakın. your number is positive. Güzel. Şimdi tekrar çalıştırıyorum ve bu sefer de negatif bir sayı girelim. Eksi 19 diyelim. Bakın your number is negative. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde programımız çalıştı. Fakat asıl burada göstermek istediğim size olay bu değil. Şimdi bazı arkadaşlarımız burada bir tane daha koşul isteyebilir. Diyebilir ki peki sıfır olursa ne olacak? Onun için de şu şekilde bir koşul daha yazalım. Eğer diyorum else if number sıfıra eşitse gel your number is zero Yani burada tüm koşulları aslında vermiş olduk. Eğer bir sayı sıfırdan büyük ve bir sayı sıfıra da eşit değilse geriye tek bir değer kalıyor. Bunun negatif olduğu. Şimdi bazı arkadaşlar ben burada if else'leri si derslerindeki yorumlardan görüyorum. Şimdi ben her türlü else if'i yazmadığım zaman burada peki bu olursa bu olursa diye soruyordu arkadaşlar. Böyle yapmamanız gerek çünkü ben şu an... Neyi anlatıyorsam ona odaklanıyorum. Yani ben tüm else if'leri düşünüp de yazılımda devam edemem. Yani burada size anlattığım şey neyse onu anlatırım. Örnek veriyorum. Üçgenin sayılarını girin diyorum. Diyor ki negatif sayı giremez mi adam? Elbette girebilir. Orada sen if else ile kontrol edeceksin ve negatif sayı girmesine izin vermeyeceksin. Yani üçgenin açılarını girerken negatif sayı girmesine izin vermeye. Ama ben orada onu anlatamam ki. Ben orada sana nasıl üçgenin hesaplarını yazılımla yaptıracağız onu anlatıp geçerim. Yani bu tür detayları siz yapacaksınız bu eğitim setinden sonra. Yani benim dersleri izlerken eğer ben bir if-else koşullu kısımları varsa onları siz yazacaksınız. Ben sadece yapmam gereken kısma odaklanacağım. Gerisini siz tamamlayacaksınız if-else'lerle. Böyle detaycı arkadaşlara da bir bilgi olsun. Örneğin sıfır girdik. Your number is zero diye geldi. Güzel. Burada bu derste asıl anlatmak istediğim ise kısa. Shorthand hand if-else nasıl oluşturulur? onu size göstermek. Şimdi bakın burada gördüğünüz bu uzun yapıyı şu if ve else yapısını kullanmak zorunda değiliz. Peki ne yapacağız? Bizim için kısa bir if else oluşturmuşlar ki ben yazılımlarımda bayağı kullanıyorum. Siz de kullanacaksınız. Eğer bu şekilde if ve else'den sonra tek satır bir işlem geliyorsa bu şekilde uzun yazmanıza gerek yok. Bakın string diyeyim. Result adında bir variable oluşturayım string veri türünden. Sonra geleyim. Bakın if elsedeki ki olayın aynısı burada kısaca yapıyoruz. Burada if koşulumu şuraya belirtiyorum. Şuradaki if'i siliyorum kısa yazımında. Bunu gerçekten yazılımlarda ben çok kullanıyorum. Siz de çok kullanacaksınız. Geliyoruz if diyoruz. Number büyük 0 ise ise'yi şuradaki soru işaretiyle yapıyoruz. Eğer böyleyse şunu ekrana şu result'ın içerisine at. Değilse değilse'yi iki nokta ile yapıyoruz. Değilse o zaman your number is negative dediğimiz şuradaki metinsel ifadeyi alıp result value result içerisine atacak. Artık benim tek yapmam gereken result'ı ekrana basmak olacak. Veya buradaki backslash n'leri kullanmam. Bu da sizin isteğinize kalmış. Nasıl yapmak isterseniz gelip şurada backslash n bırakabilirim. Kontrol edelim. Evet, burada yine noktalı virgülü unuttuk. Noktalı virgüllerle ilgili Başımıza bir bela gelecek. Bakalım. Enter a number diyor. Ben eksi 10 gireceğim. Bakın your number is negative. Peki pozitif bir sayı girersem 7 sayısını giriyorum. Your number is positive. Yani başarılı bir şekilde benim shorthand if else'im çalışıyor. Neymiş? Demek ki if'in koşulunu burada yazacağım. Koşuldan sonra bir soru işareti bırakacağım. Question mark. Sonra yazmam gereken neyse koşul sağlanırsa ne result'a atansın, şu metin atansın. Eğer koşul gerçekleşmezse else'i else iki nokta ile belirtiyorum ve burada result'ın içerisine şu metinsel ifadeyi ekliyorum ve result'ı ekrana basıyorum. Yani bu derste asıl anlamanızı istediğim şu. Çünkü bu tüm yazılım dillerinde en çok kullanacağınız if else'lerden biridir. Çünkü bazen sadece tek bir satırlık bir işlem gerçekleştiriyorsa gelip şuraya if else, if -else yazıp küme parantezlerini vesaire açmanıza gerek yok. Şu kesinlikle işinizi görecektir. Şimdi başka örneklere geçme zamanı geldi. Şimdi bir ders notu olayını yapalım ders notu 60'tan büyük veya eşit olanlar ya da 50'den büyük veya eşit olanlar geçmiş olsun. Eğer 50 ve üstü alamamışsa kalmış olsun. Yani burada if else mantığınızı birazcık geliştirmek istiyorum. Bir örnekle daha bunu pekiştirmemiz mantıklı olabilir. Burada score adında integer tam sayı olduğunu belirttiğim bir puan için bir variable ismi oluşturdum. Dilediğiniz ismi verin siz. Enter a score puanı gir. Sonra puanı kullanıcıdan alacağız. Sonra geleceğiz. Diyeceğiz ki puan eğer 50'den büyük veya eşitse bu arkadaşımız sınavı geçtiğini Tebrik edelim. You passed the exam. Well done dedik. Başarılı. Sınavı geçti Tebrikler. İyisini iyi demiş olduk. Sonra kişiye skorunu gösterelim. Yani kaç puan aldığını gösterelim. Ve burada bilmenizi istediğim şey if else'lerden sonra veya herhangi bir yazılımdan sonra bakın derleyici yukarıdan aşağı okuyor ya CPU bir programa gelecek. If, if bloğundan çıktıktan sonra da yine normal akışıyla programa devam edip programı okuyacak. Bu kısmı bu yüzden yaz. If else'lerden sonra da programa devam edildiğini if else'den sonra yazılımın bitmediğini göstermek için. Enter score diyor. 49 almış olsun dostumuz. Bakın 49 dediğim için herhangi bir şey yazmadı. If'in içerisinde hiç girmedi. Ve the program continues to run. Program çalışmaya devam ediyor diye yaz. Ancak ben burada 50 veya üstü girseydim. Bu kişi 50 veya üstü alsaydım. Bakın you passed the exam. Sınavı geçtin. Tebrikler. Well done. Your score is 50. Böylelikle the program continues to run'ı da yazdırdı. if'ten bağımsız olarak aşağıda onu da çalıştırdı. Bunu da görmüş oldunuz. Peki bu arkadaşımız 50'nin üstüne çıkamadıysa ne olacak? Else diyeceğiz ve burada bir tane daha see out ile çıktı vereceğiz kullanıcıya. Ne diyeceğiz? You didn't pass. Şuna gerek yok artık çünkü onu çalışmasını göstermek için vermiştim. Bak, eğer 50 ve üstü almamışsa else bloğu çalışacak mecburen. Bu arkadaşımız 49 alırsa bence you didn't pass the exam olacaktır. Yani sen sınavı geçemedin aziz dostum demiş oluyoruz. Burada elsiflerle devam edemez miyiz? Elsiflerle de devam edebiliriz. Burada kendimize bazı koşullar da oluşturabiliriz. İşte ne bileyim mesela 30 ile 50 arası şu, 50 ile 70 arası şu, 70 ile 80 arası şu, 80 ile 90 arası şu deyip deyip burada birkaç koşul be belirtebilirdik. Ama biz şöyle yapalım. Eğer bu arkadaş bakın hem 50 üstü almış olsun hem de bu arkadaşımız 100 almış olursa burası çalışacak. Burada iki koşul belirtmiş oluyoruz. Diyoruz ki skorun 50'den büyük olma koşulu ve diyorum skorun 100'e eşit olduğu durumda ne yazacak? Ona diyeceğim ki inanılmazsın. Burada geçen derslerde size gösterdiğimiz hatırlıyorsanız bazı logical operators'lar vardı. Bunlardan biri V idi. V neydi? Hem bu koşul sağlanacak hem bu koşul sağlanacak. Benim kesinlikle tavizim yok. İki koşuldan biri değil. İkisi de sağlanmak zorunda. Bu yüzden ben burada şunu yapacağım. Bakın score büyük eşit 50 veya diyeceğim. Bakın veya diyeceğim. Score küçük eşit 10 ise bu arkadaş sınavı geçmiş olsun. Tamam mantık olarak saçma oldu da. Ancak burada veya'yı da görmenizi istiyorum. Bakın burada V, burada veya'yı görmenizi istiyorum. Diyorum ki ya skor büyük 50'ye büyük veya eşit olsun. Bu ben buna okay. Bunu kabul ediyorum şartımdan. Veya diyorum. Onun altında olursa da kabul ederim. Sıkıntı yok benim için diyorum. Bunlardan biri gerçekleşirse ben okeyim. Bu ifi çalıştırırım diyor. Burada ise bunu demiyoruz. Burada ve operatörü var ve diyoruz ki score 50'den büyük ve eşit olacak ve diyorum score 100'e eşit olacak. Başka yolu yok. Burada ve ve veya'nın mantığını anlamanızı istiyorum. Belki bu örnek kötü oldu. Birazdan örneğimi düzeltirim belki. Bu kişi 10 alırsa bakın sınavı geçtin diyor. Peki 10 değil de 15 girersem you didn't pass the exam. Yani onun altında girdiğim için 10 ve onun altında girdiğim için buna yönlendirdi. Fakat 15 girdiğimde artık else bloğu çalıştı. Çünkü bu ne 50'den büyük, ne 100'e eşit, ne de ondan küçük o halde else bloğundan başka çalışma şansı vermedik programa. Peki 50 girdiğini varsayarsam you passed the exam well done diyecek. Peki hemen şöyle yine sınavı geçtin. Senin skorun 100 diyecek. Çünkü buradaki if çalıştığı için benim buradaki else if bloğuma hiç girmiyor. Hiç girmediği için burayı çalıştırmıyor. O halde burayı birazcık değiştirelim. Bakın diyorum ki score büyük eşit 50. Hatta şöyle biraz daha zorlaştıralım. Bakın şurayı şöyle yapalım. V diyeceğim. Score. Bakın hem 50'den büyük hem 100'den küçük olacak. Mecburen iki koşulda sağlamasını istiyorum. Veya diyorum ondan küçük olması. Şimdi kontrol edelim. Şimdi 90 yazdığımda buraya girdi. Tamam. 100'den küçük. Peki 100 yazarsak ne olacak? Bakın you are amazing. Harikasın. Tamam. Burası da çalıştı. Buraya 56 girelim. Bakın you passed the exam. Sınavı geçtin. Güzel. Burası da çalıştı. Peki 30 alırsak, 30 alırsak sınavı geçemedin. Ancak ben 5 puan alırsam sınavı geçmiş olacağım. Çünkü burada veya onun altında alırsa da sınavı geçmiş olsun diyorum. Bakın burada amaç neydi? Bu örnekte. Bu örnekte size amacım ve operatörünü kullanmanızı göstermek. Veya operatörünüzü kullanmanızı göstermek. Yani burada siz şu şekilde bakın koşul içerisinde koşul, operatör içerisinde operatör kullandık aslında. Ne yaptık? Dedik ki 50'den büyük ve mecbursun. Bu iki koşul da sağlanmak zorunda ve bunu sağlar. Diyorum ki bu iki koşul da sağlanacak. Tamam. Veya şu koşul sağlanacak. Veya ikisinden biri benim kabulüm. Burada da ne yaptım? Dedim ki 50'den büyük olacak ve 100'e eşit olacak. Yani bu koşulun sağlanması için her ikisinin de sağlanması mecburi demiş oldum. Yani bu da önemli bir detay olarak kas veya ne diyebilirdik? Skor eşit değilse 100, 100'e eşit değilse şu if çalışsın, 100'e eşitse şu çalışsın, aksi halde şu çalışsın diyelim. Ki else hiçbir zaman çalışmayacak gibi duruyor çünkü Skor 100'e eşit değilse, 100'den aşağıdaysa şurası çalışacak. Bu yüzden hiçbir zaman şurası çalışmayacak. O halde birazcık güncelleyelim. Bak, skor 100'e eşit değilse, V diyelim. Hem 100'e eşit olmadığı durum hem de 50'den büyük olduğu durum pardon. Şurası büyük 50 olacak. Bu sınavı geçtin olarak kabul edelim. 50'den küçük almışsa geçemesin. 100 almışsa şu çalışsın. Hemen çalıştıralım, bakalım ne oldu. 100 alsın bu kişi. Bakın you are amazing. Sen harikasın. 100'ün altında almış olsun. 80 almış olsun. Sınavı geçtin İşte aldığın not şu desin. Şurada eşitliği de kullanalım. Eğer 50'nin altında alırsa örneğin 45 almış olsun. Sen sınavı geçemedin desin. Evet bakın burada eşit değildir ifade operatöründe görmenizi istedim. Yani biz nerede kullanacaktık bunları? Gördüğünüz gibi koşullu ifadelerde kullanacaktık. Geçen derslerde size bu operatörlerin nerede kullanılacağını, gerçek bir yazında nerede işinize yarayacağını göstermiş oldum.